Hep kullandığımız bir tabir vardır. Bize her yer Urfa diye. Şu anda Ankara'dayız ama Ankara'da yine Şanlıurfa'yı yaşıyoruz. İthal çayımızla, çiğ köftemizle, sohbetimizle, dostlarımızla. Evet, şimdiki bulunduğumuz mekan yine bir Şanlıurfa hemşerimizin bulduğu mekan. Hemşerimizin renk kattığı bir mekan. Sarıya yeşile dönüştürdüğü bir mekan. Çünkü burası altında Urfalılar Derneği ve Dernek Başkanımız sevgili İsa Altuner. Efendim, merhabalar. Merhaba efendim. Nasıl, iyi misiniz efendim? İyiyiz, teşekkür ediyorum. Bizi buraya kadar şereflendirdiğiniz için ben ayrıca sizlere teşekkür ediyorum. Çok Kanal güzel. Urfa'ya ayrı ayrı sevgiler. Güneydoğu gibi efendim. Güneydoğu. Buraya keselim ben. Evet. Baştan. Efendim, merhabalar İsa Başkanım. Merhaba efendim. Nasıl, iyi misiniz efendim? İyiyiz, teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Sayın Başkanım, biraz sizi tanıyalım. Siz altında Urfalılar Dernek Başkanısınız ama aslında Urfalısınız. Ankara'da ikamet ediyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz efendim? Efendim, şimdi biz Şanlıurfa'dan 25 yıla yakın burada Ankara'dayız. 25 yıl oldu mu geldiniz? 25 yıl, evet. Ben 17-18 yaşlarında buraya geldim. Evet. Ve o gün bugün burada Ankara'da yaşıyoruz ve çalışmaya çalışıyoruz. Evet. Çalışıyoruz. Allah'a çok şükür rızkımızı, çocuğumuzun nafakasını kazanıyoruz. Evet. Ve 2013'te dernek kurmaya karar verdik. Altındak'ta 5 yıl önce evet. 6.000-7.000 sadece bizim altında yaşayan Urfalı var. Maşallah. Ve bir araya gelemiyoruz. Ceneze olur, sevinç olur. Tabii. Hüzün, hüzün olur. Evet. Biz birbirimizin yanında durmaya çalışıyoruz ve duruyoruz Allah'a çok şükür. Onun için Güneydoğu TV'ye de bizim sesimizi duyup bize geldikleri için onlara şükranlarımızı sunuyoruz. Tabii. Hemşerilerimin adına. Başkanım, Altındağ'da 5.000-6.000 var dediniz. Ankara genelde ne kadar Urfalı var? Mesela Ankara'ya baktığımız zaman. Şimdi ortalamasına ben söyleyeyim. O gün ben Sayın Ferid'in Öncelen'de bu istişare yaptık. Tutanaklara göre 100.000 Urfalı yaşamakta. Maşallah. Ama biz, kadar. Yani şimdi Urfa'nın nüfusu 2 milyon. Evet. Şimdi bakıyorsun başka illere genel toplam nüfusu, ilin nüfusu 150.000. Evet. Ama Ankara'da yaşayan 2.000-3.000 kişi var. Ama sesi her yerde çıkıyor. Neden? Adamlar birbirlerine tutkundur. Bir bakıyorsun bir köy, bir köyde kaç kişi var? 100-150 kişi. Onlar toplanıp bir dernek yapmışlar ve örf ve adetlerini yaşatmaya çalışıyorlar. Birbirlerinin sesi olmaya çalışıyorlar. Oluyorlar da. Ama biz Şanlıurfalılar maalesef bir yerde birbirimizi tutmuyoruz yani. Ondan benim biraz rahatsızlığım var. Evet. Ama Allah'ın izniyle yani bundan sonra arkasına düşeceğiz bu konunun ve bir yerlere getirmeye çalışacağız. Evet. Getiriyoruz da inşallah. Evet. Onun için biz Şanlıurfalılar olarak evet, birbirimizin yanında ne kadar durursak, ne kadar sahip çıkarsak o kadar iyi olur. Burada bir dün ben bir kuruma gittim ve oradaki yöneticiyle konuştum. 16 tane bürokratımız var aynı binada ama hiçbirisi birbirini tanımıyor. Allah Allah. Ya ben burada adam bana bunu söyleyince gerçekten çok rahatsız oldum. Ve niye bu ilgisizlik? Ya Urfalı dedin mi? Urfa için yani neler yapmaz? Bakıyorsun. Aho diyor, sahipsiz Urfa'm için ben öldüm. Hakikaten. Aynen öyle. Vallahi ölüm, aynen öyle. Bir gün ben ölürüm ama ne zaman Allah bilir. Başkanım. 5 yıldır başkansınız. Önce şunu söyleyeyim. Altındağ'da 5.000-6.000 insan yaşıyordu ama sizin ne kadar üyeniz var dernekte? Bizim şu an kayıtlı olan üyemiz 2.760 maşallah, üyemiz var. Ama biz şu an üye durdurduk, üye yapmıyoruz. Niye? Çünkü biz aidat toplamıyoruz. Bizim üyelerimiz hepsi işçi kesimi. Hani devlet memuru değil ve onlardan üye talepte bulunmuyoruz. Evet. Bulunduğumuzda sıkıntı yaşıyoruz. Onun için fazla üye yapmıyoruz. Bizim seçimler olur, kurul olur, bu olur, orada sıkıntı yaşamayalım diye. Ama şu an bizde kimlik fotokopisi olan vatandaşlarımızın nereden bakarsan 1500 kişi üye yapmadığımız insanlar var. Bekleyenler evet. Onun için biz derneğimizin ana merkezi İskitler'de evet. Toplantı merkezimiz. Burası da bizim büromuz. Özel ofis yani derneğin bürosu. Sizin gibi misafirlerimiz geldiği zaman burada bizim isimler değil. Siz bizim canımızsınız. Yani bizim ses. Çok bizim sesimizsiniz. Şimdi Urfa Güneydoğu olmasa benim burada olduğumu kim bilecek? Yani evet. Şimdi biz buna minnettarız. Size ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Siz olun, kameraman arkadaş olsun, öbür ekip arkadaşlarınıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başkan, teşekkürü bir kenara bırakalım. Şimdi şunu sorayım. 5 yıldır bu derneğimiz var. Evet. 5 yıl boyunca bu dernekten neler yaptık efendim?
Efendim şimdi biz sıra gecesi yapıyoruz. Çok kendi güzel. Aramızda. O, aynen. Urfa nasıl? O mesela çiğ köftemize sahip çıkan tamam, çok sonra, il var. Çiğ köftemizi yapıyor musunuz? Biz çiğ köftemizi özellikle yani ayda bir kendi hemşerilerimize toplanarak bir yerde çiğ köfte yapıyoruz. Urfa'yı soru koyun ha başkan. Şüphesiz. Urfa'yı soru zaten efendim. Olmaz. Urfa. Başka soru kabul etmiyoruz ha. Onu oradan söyleyeyim, oradan evet. Getiriyoruz. Ondan evet. Sonra Urfa sıra gecesi, sıra gecesi. Ondan sonra Murra'yı burada evet tanıtıyoruz inşallah. Urfa'nın peygamberler şehri olduğunu herkesin dilinde ve öyledir. Biz Urfa oldum dedin mi burada Ankaralı da olsa, İstanbullu da olsa, Batılı neresine gidersen gidiniz. Evet. Urfa dedin mi hemen bir anısına girmeye çalışıyor. Ya ben gittim böyle, ben şöyle gittim. Şimdi onun için biz o hemşerilerimizin o memleketimizin sahipliğini üstlenelim ve evet. Onun hakkından gelelim. Gelmeye de çalışıyoruz. Hani imkanlar ne kadar el vermiyorsa da bir yerden tutunacağız. Elimizden gelince tutunacağız. Şimdi biz dedim ya ayda bir toplanıyoruz ve Urfa'yı şey yapmaya çalışıyoruz. Komşularımızı da çağırıyoruz. İlla Urfalı olmasına gerek yok. Mesela, Urfa'yı sevdirelim insanlara. Evet. Aynen. 9800 seçimli olan bir beldede yaşıyoruz. Biz Altındak'ta Zübeyde Hanım Mahallesi'nde ve orada 600 tane Urfalımız yaşamakta. Maşallah. Orada biz 600 tane yani geceye katılan bir 100-150 kişi oluyor ama 150 kişi de şeyden çağırıyoruz. Komşularımızdan tabii, çağırıyoruz da onlar da Urfalıların ne kadar münteze ve ne kadar kibar olduklarını i̇şte bilsinler ya. Yani. Vallahi işte bu işte başkan. İşte biz... Sen ağzından bal damıyor başkan. Allah, evet. Allah razı olsun. Şunu da yapalım başkan, özür dilerim. Böyle yılda bir defa hiç Urfa'ya gelmemiş komşularınızdan bir ekip oluşturup onları getirin Urfa'ya bir gezdirin. Bir barkın, zaten ben evet aynen öyle evet. Ben Altındak Belediyesi'yle istişare ediyorum. Bizim gittiğimiz arkadaşlarımız var. Mesela Recep Ataoğlu müdür var beyefendi. Allah razı olsun ondan. Evet. Ben sürekli liste götürüyorum orada. Urfa'ya gezmeye gidenlerin Altındak Belediyesi'ne iletiyorum ve onlar gezi düzenliyorlar zaten. Biz nereden bakarsan 500-600 kişi göndermişiz ama Urfa'ya. Ben söylemiştim işte. Geliyorlar orada konukluyorlar. Masraflarını belediye karşılıyor. Uçakla direkt geri geliyorlar. Allah razı olsun onlardan. Biz bunu da yapıyoruz. Ama gönül isterdi ki bizim derneğimizin yani maddi imkanları yüksek olsun ve derneğimiz bir otobüs kiralayarak gönderebilir. İnşallah o da olur yani. Evet. Şimdi o hepsi bir anda olmaz. Biz siyasetçilerimizden de destek bekliyoruz. Bu noktada araya gireyim ben. Destek versinler size de. Siz önceki gün burada bir anda 3 ödül alan Sayın Nihat Çift'le bir araya geldiniz. Evet. Ona herhalde bir plaka takdim ettiniz. Neler evet. Söyleyeceksiniz o konuda? Şimdi Nihat Bey Urfa'nın takdirini almış bir insan. Ne kadar hani eskiden şimdi mahalleler arasına kıyaslama yapmayalım da bugün bir Hayati Harrani Mahallesi'ni düşünün bir de evet. Karaköprü'yü düşünün. Karaköprü yapan Nihat Çiftçidir. Bunun hakkını inkar etmemek yok, lazım. Adam Allah razı olsun çalışıyor. Ha bugün Urfa 2 milyon ben biraz önce de bahsetmiştim. Artı Suriyelilere 2,5 milyon. Ha, yani şimdi kalkıp da bunları hepsini memnun etmek imkansız. Çok doğru. O elinden geleni yapıyor. Burada bir hemşerisini gördüğü zaman aynı çocuk gibi karşılıyor. Ve mutlu oluyor. Biz de onun yanında olduk. Gittik dernekimizden 200-250 kişi teşriflendirdik. Kendisine ödül verdik. Ondan sonra plakat gecesinde de bulunduk. Allah razı olsun ondan bizi teşriflendirdi. Hani ben göğsüm kabardı orada. Plaket üstünde hem plaket. Üstüne ödül olmaz. Hem de yani, jüri ödül olmaz. Yani bu bizi mutlu etti gerçekten. Plaket üstünde plaket almak her babanın harcı değildir. Ama yani. Şimdi başka belediye başkanlarımız da oldu. Bu da oldu. Hepsinden Allah razı olsun. Arabalar diyor. Şuvi. İnşallah hepsi olacak. Öyle. İnşallah evet. Şimdi dediğim gibi Urfa hani onların hepsini memnun etmek imkansız. Evet. Onun için Arabı da var, Kürdü de var, Türkü de var. Karışık bir memleket. Yavaş, herkes her şeyi istiyor. Ama biz Sayın Nihat Çiftçi'den de dernekimizi dikkate alması ve bize destek. Bizi izleyecekler efendim onu söyleyeyim. Evet, evet. Bizi destek vermelerini istiyoruz. İnşallah. Mesela Urfa tanıtım geceleri oldu. Şander bizim de dernekimiz. Biz eskiden onlara da üyeydik. Onlarla da istişareliyiz her daima. Evet. Ama onlar orada bir büro açıldı. Bizimki maalesef gözden kaçırdı. İnşallah seneye size çalışsın. İnşallah başkanım, dikkate alınırız. 25 yıldır falan çıkmışız. Neleri özlüyoruz? Kimleri özlüyoruz? Vallahi her şeyini özlüyoruz. Bir akrabamız, bir sancısı olur mesela ya da hemşerimiz, arkadaşımız Şanlıurfa doğmuşuz, büyümüşüz. Herkes bizi tanıyor. Evet. Onların ziyaret hasretini, ondan sonra taziye olur.
imkanlar zor buradan Urfa'ya kadar her 1000 kilometre yani. Onların gidemeyişimiz, ondan sonra Urfa'nın yemeklerini. Hangi yemeği izledin? Ciğeri ben çok izliyorum. Ya, ben ciğeri sadece Urfa'ya gittiğim zaman yiyorum. Buranın ciğeri yerim. Bunu sen yedi açacağım Urfa ciğerini sen. Açacağım inşallah, ben açacağım. Yine... O zaman ben gelir yerim inşallah. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Keyifli ve böyle sürekli sohbet oldu. Ben nasıl geçti anlamadım ama dakikalar herhalde geçiyor değil mi? İyi bir geçti. Maşallah. Şimdi son olarak şunu sormak istiyorum ben size. Bizi Şanlıurfa'dan, Ankara'dan, yurt içinde ve yurt dışından izleyen bütün dostlarımız için. Hani Almanya, Fransa, İngiltere, Avusturya çok insan izliyor. Ne söylemek istersiniz o insanlara? Ben hepsine selamlarımı iletiyorum. Altında Şanlıurfalılar Derneği'nin sitesi var. Aynen o şekil çıkıyor. Onları girip bir ziyaret etmeleri lazım. Hizmetlerimizi görmeleri lazım. İstiyoruz onlardan. Bir de buradan Şanlıurfa'daki bütün hemşerilerime selamlarımı iletiyorum. Çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür ederim. Güneydoğu Televizyonu bizi şereflendirdiği için şükranlarımızı sunuyoruz. Çok teşekkürler. Sevgili dostlarımız, ben İsra Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten şunu söyleyeyim, artık Ankara'ya geldiğiniz zaman hani bizim Ankara'da böyle birden fazla derneğimizin olması bizi mutlu ediyor. Böyle hemşehrilerimizin birlik beraberlik içerisinde olması, işte bir acı günde, tatlı günde, düğününde, nişanında, taziyesinde destek olmaları çok güzel. Böyle pırıl pırıl gençlerimizin de olması, buradan uzakta olduğu halde büyük şehrin çalışmalarını takip etmesi, her konuda böyle işlerin içerisinde müdahil olmaları bizleri mutlu ediyor. Biz de bundan sonraki çalışmalarında onlara başarılar diliyoruz ve ne yapıyoruz? Gezmeye devam.